Merhaba canlarım, merhaba güzellerim, merhaba gençler ve daima genç kalanlar. Merhaba genç kalmakta ısrarcı ve kararlı olanlar. Az sonra size Sözcü Gazetesi'nde Emin Çöleşan'ın bugün yayınlanan yazısını okuyacağım. Ve tabii ben yazıyı okuyacağım ya, 3-5 troll, AKP'li troll, hatta MHP'li troll girecekler benim konuşmamın altına. Emin Çöleşan'ın bundan yaklaşık 25 sene önce yazdığı benle ilgili yazıyı koyacaklar. Hiç umurumda değil. Daha önce anlatmıştım. Emin o yazıyı benim o dönemlerde yayınlanan ve kendi anlattığım kitabımdan alıntılamış. Bir kısmını başka şeyler katmıştı falan. Olur. O dönemler öyle bir dönemdi. O zamanın ruhu öyle bir zamanın ruhuydu. İki tarafa ayrılmıştık yine. O zamanlarda da ayrılmıştık. Bir tarafta kartel medyası vardı. Bir diğer tarafta ise demokratların medyası. O dönemin demokratları Refah Yol Doğru Yol, Refah Yol Hükümeti dediğimiz Refah Parti ile Doğru Yol Partisi'nin kurduğu koalisyon hükümetini koruyanlardı. Ama onlar da ikiye ayrılıyordu. Benim gibi asla refah yolcu olamayacak. Aslında baktığınız zaman doğru yolcu da olamayacak. Çünkü samimi söylüyorum, ben o dönemler Anavatan Parti, ANAP'a daha yakındım. Bunu söyleyeyim. Ve ANAP'la Doğru Yol Partisi iktidarını destekleyenlerdendim. Olmadı. Olmadı. İki taraf hem ortak oldular, ana yolu kurdular, hem birbirlerine hırsız dediler. Yürümedi hükümet. Neyse, ben o zamanlar samimi söylüyorum, yalan yok, mücadele ettim o hükümet yürüsün diye. Bu müzene de Doğru Yol Parti ile Refah Parti hükümet kurdular. O hükümeti de desteklemek demeyelim, seçilmişlerin hükümeti oldu. Ben bütün seçilmiş hükümetleri destekledim ömrüm boyunca. İsterse oy vermiş olayım, isterse oy vermemiş olayım, fark etmez. Seçilmiş, hak etmiş, hükümet kurmuş, meclisten güven oyu da almışsa, o hükümet askeri baskılarla yıkılmamalıydı. Yıkılamazdı zaten. Doğru değildi. O nedenle demokrat kanat dediğim, yani hükümeti, mevcut dönemin hükümetini askeri baskılara karşı ve medya baskısına karşı koruyan taraftaydım. Bir de İslamcı yazarlar vardı. Onların demokrasiyle hiç ilgilerinin olmadığını son 12-13 yıldır çok daha iyi anladım. Neden? O günlerde benim koruduğum ne kadar İslamcı ve demokrat olduğunu zannettiğim yazar varsa, birkaçı hariç, son 10 yıldır beni iyice silmek için, yok etmek için varcı işleriyle çalışıyorlar. O nedenle şimdi işlerinden bazılarını yönettiği troller, işte o Emin Çöleşen yaklaşık 22-23 yıl önce yazdığı yazıyı tekrar getirip benim konuşmamın altına koyacaklar. Problem değil. Hiç sorun etmiyorum ben böyle şeylere. Biliyorsunuz. Ama şunu da yine beni tanıyanlar bilirler. Benimle ilgili ne kadar yazı yazılırsa yazılsın, hiç kimseyi geçmişine hapsetmek gibi bir yazım yoktur. Ben insanları geçmişleriyle yargılamam. Asla. Bugün yaptıkları ise benim için çok önemlidir. Mesela Emin Çöleşan'ın geçtiğimiz günlerde bana köşesinde teşekkür etmesi, benim için geçmişte yazdığı bir tane yazı var zaten, ya da belki iki tane var bilmiyorum, çok daha değerlidir. Önemli olan bugündür çünkü. Geçmiş geçmişte kalmıştır. Kendimi de başkasını da geçmişe hapsedemem. Onu söyleyeyim. Canlarım benim. Güzellerim benim, güzel canlarım benim. Bugün Emin Çöleşan'ın yazısını okuyacağım. Ha bu arada benim yazımın, konuşmamın altına Emin Çöleşan'ın 25 sene önceki yazısını koyacak olanları hatırlatırım. Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'a söyledikleri daha birkaç sene öncesine ait. Sadece 2-3 sene önce ait. Ve Devlet Bahçeli'nin çalışma odasındaki saatin 17.25'te durdurulduğunu unutmayın. 17-25 ne demek? Aralıktaki o büyük yolsuzluk operasyonları. Ya yargı yaptı. Yargı, isteyen yargı operasyonu der ama ben onlara yolsuzluk olayları diyorum. Evet canlarım benim. Şimdi Emin Çöleşan'ın yazısını okuyacağım. Sayın Devlet Bahçeli, sizinle yüz yüze görüşmeyeli epey zaman geçti. İyi olmanızı dilerim.
Hatırlarsınız en son MHP Genel Merkezi'ne bizim gazete ekibi olarak ziyaretinize gelmiş ve güzel güzel laflamıştık. Devlet Bey, bu mektupta sizi biraz eleştireceğim. Hakaret olmayacak, saygısızlık olmayacak ama eleştirmem gerekiyor. Aslında kamuoyunda bilindiği gibi asık surat, ters bir adam değilsiniz. Bakın bunu da öğrendim. Devlet Bahçeli demek zaman zaman gülüyormuş. Emin Bey öyle yazıyor. Hatta lafı gediğine oturtup güzel espriler yaptığınıza ve güldüğünüze de tanık olmuştuk. Ne şanslısın ya. Ne şanslısın ya. Bahçeli'nin güldüğünü görmek. Olağanüstü güzel bir şey. Yani gerçek kişiliğinizle siyasetteki sert tavırlarınız birbiriyle örtüşmüyor. AKP iktidarıyla her konuda işbirliği yapıyor ve destek veriyorsunuz. Saygı duyarız. Ancak galiba biraz aşırıya kaçtınız. Bakınız, döviz şu anda yine zıpladı. Dolar 6 lira 20 kuruşu geçti. Avro 7 liraya vurmak üzere. Ve sizden ses yok. Türk milleti hayat pahalılığı altında inim inim inliyor. Milyonlarca insanımız işsiz geziyor. İşsiz sayısı giderek artıyor ama bu konularda sizden ses yok. Büyük ortağınızı eleştirmeniz, bırakın eleştirmeyi de bir yana, yol göstermeniz asla mümkün olmuyor. Siz MHP olarak iktidar değil, bir muhalefet partisisiniz. Gerçek budur. Bir anlamda iktidarın küçük ortağı bile olsanız, onların bazı yanlışlarını gündeme getirmeniz gerekmez mi? Muhalefet görevini yerine getirmek için olsa gerek, sadece muhalefete karşı muhalefet yapıyorsunuz. Yani CHP'ye. Onların da hataları, yanlışları ve eksikleri doğal olarak var da AKP iktidarının acaba yok mu? Bir gün olsun onlardan niçin söz etmiyorsunuz? Bir gün olsun iktidarı niçin eleştirmiyorsunuz? Ekonomi batık durumda. Bunu siz bizlerden çok daha iyi biliyorsunuz. Ama bu gibi önemli konulara hiçbir zaman değinmiyorsunuz. Hak, hukuk ve adalet kavramları büyük ortağınız tarafından ayaklar altına alındı ve yok edildi. Yargı baskı altında. Hakimlerin ve savcıların iktidarın hoşuna gitmeyecek bir karar vermesi neredeyse imkansız. Bunun son örneğini YSK'nın İstanbul seçimlerine ilişkin kararında hep birlikte gördük. Elinizi vicdanınıza koyup söyleyin lütfen. Bu son karar hukuka, vicdana uygun mu? Aynı zarfa 4 oy pusulası koyup sandığa atıyorsunuz. 3 sonuç geçerli sayılıyor. Sadece büyükşehir sonuçları YSK tarafından iptal ediliyor. Olabilir mi hukukta böyle bir şey? Siz bu karara saygı duyar mısınız? Bu soruyu size siyasetçi değil, insan kimliğinize soruyorum ve yanıt vermenizi elbette ki beklemiyorum. Sürekli desteğinizi esirgemediğiniz AKP üst düzeyinin şu lafını biz unutmadık. Sanırım siz de unutmadınız. Biz her türlü milliyetçiliği ayaklar altına almış bir partiyiz. Devlet Bey, kamuoyu sizi ve partinizi Türk milliyetçisi olarak biliyor. Peki ama siz o sözü söylemeye cüret edenlere nasıl destek veriyorsunuz? Efendim, sizin zamanınız değerlidir, biliyorum. O yüzden bu mektubumu mümkün olduğunda kısa keseceğim. Ama aklıma bir şey daha geliyor. AKP dönemindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi milletin maddi ve manevi kaynaklarını har vurup harman savurdu. Trilyonlar yandaş müteahhitlere, partililere, derneklere, sendika ve vakıflara hortumlandı, peşkeş çekildi. Bu peşkeş sürecini en iyi bilenlerin başında siz olmanız gerekir. Bu konuda kamuoyuna hiç değse birkaç cümlenizi beklerdik ama yine suskun kaldınız. Devlet Bey, bu kısa açık mektupta bazı önemli konulara değinecek yer yok. Örneğin size geçmişte Recep Bey ve AKP hakkında çok sert suçlamalarınız vardı. O suçlamaları şimdi unuttunuz mu diye sormayı doğrusu isterdim. İnşallah günün birinde yeniden yüz yüze gelme kısmet olursa o zaman sorarım. Haddim olmayarak zamanınızı aldığım için özür dilerim. Saygılarımla. Şimdi arkadaş, hakaret yok, hakikaten yok. Emin Çöleşen sert yazar, biliyorsunuz. Kırıcı yazar hatta. Kırar döker de. Ama kırmamış, dökmemiş. Son derece saygılı bir üslupla ama öyle can alıcı yerlerden vurmuş ki bunlara Devlet Bahçeli'nin vereceği cevapları çok merak ediyorum. Evet, acaba Devlet Bahçeli ne cevap verecek?
hep beraber bekleyelim bakalım. Ne yapacak mesela? Canlarım benim, güzel çocuklarım benim, güzel torunlarım. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Akşam saat 17'de buluşmak üzere. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.